Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınızın vazgeçilmesi olacak pamuk gibi yumuşacık nefis bir çörek tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Çöreğin hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Öncelikle derince bir kabın içerisine bir paket instant maya, bir çorba kaşığı kadar toz şeker, iki su bardağı ılık suyumu ilave ettim. Şeker ve maya eriyinceye kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Kullanacağınız suyun sıcağa yakın ılık olmasına lütfen dikkat edin. Bu aşamada kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 mg su bardağıdır. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Eklemiş olduğum sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra unun büyük bir kısmını içerisine ilave ettim. Tarif için bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Onu da içerisine ekleyip hamurumu karıştırmaya başlıyorum. Tarif için yaklaşık 6 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı, ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlayacağınız hamurun kıvamı oldukça yumuşak, hafif ele yapışan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru görmüş olduğunuz gibi çırpa çırpa yoğurmaya devam ediyorum. Hamur yumuşak ele yapışan bir kıvamda. Çörekleriniz bu aşamada yumuşacık ve pofuduk pofuduk olacaktır. Hemen üzerini streçle kapatarak ortam sıcaklığına göre yaklaşık hamuru 40 dakika boyunca mayalandırılması için bekletiyorum. 40 dakika boyunca mayalanmış olan hamurun öncelikle havasını almakla başlıyorum. Hamur gayet yumuşak bir kıvamda olduğu için yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekledim. Hamur çok güzel bir şekilde toparlanacaktır. Sizlere hamurun kıvamını yakından göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık, tam kıvamlı bir hamur. Hemen hamurdan bezeler kopartarak yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine alıyorum. İlk bezemi ortaya yerleştirdikten sonra kenar kısımlarına da aynı şekilde eşit ölçülerle hazırlamış olduğum bezeleri diziyorum. Tarifimi hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. çöreğimi ben bugün e, sade bir şekilde hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz bezelerini içerisine beyaz peynir, kaşar peynir veya dilediğiniz iç harçları koyarak da çöreklerinizi hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çörekleri uygun bir tepsiye dizdikten sonra tepsi mayası için üzerine öncelikle bir poşetle kapattıktan sonra temiz bir havluyla üzerini kapatıyorum. En az 20 dakika boyunca tepsi mayasında beklemesi gerekiyor. Tepsi mayasında 20 dakika boyunca bekletmiş olduğum çöreklerin üzerine 2 tane yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Fırça yardımıyla üzerlerine çok fazla baskı uygulamadan yumurta sarılarını özenle sürüyorum. Çöreklerin üzerlerini kavrulmuş susamla serpiştirerek önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar çöreklerimi fırına gönderiyorum. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak, kapış kapış tükenecek gerçekten muhteşem bir çörek tarifi hazırladım bugün sizler için. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Pamuk gibi yumuşacık olan bu çörek tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.